KTM sürücüsü Sam Sunderland, Honda'dan Jose Ignacio Corneo'yu 11 saniye farkla yenerek 2020 Dakar Rally'sindeki ilk etap galibiyetini elde etti. Rally'nin Neum El Ula arasındaki 4. etabına motosiklet sınıfında 4 farklı sürücü liderlik yaptı. Ancak son olarak liderliğe yükselen Sunderland galip gelmeyi başardı. Ricky Brabec 3. etaptaki güçlü performansını bugüne de taşıdı ve ilk bölümde liderliği elinde tuttu. Ancak daha sonra etabın ortalarında yaklaşık 3 dakika kaybetti ve KTM'den Toby Price ile Honda'dan Kevin Benavides ilk 2 sıraya yükseldi. Corneo 346. kilometreye gelindiğinde Benavides'in 1 dakika 46 saniye gerisine yer alıyordu ancak iyi bir yükselişle liderliğe çıkmayı başardı. Ancak son kontrol noktasında liderin neredeyse 2 dakika gerisine yer alan Sunderland harika bir sürüşle etabı Corneo'nun 11 saniye önünde kazanmayı başardı. Benavides 3. olurken Ross Branch 4. Paolo Gonçalves 5. sırada yer aldı. Yamaha'nın şimdiye kadar sorunlu geçen rallisi ise aynı şekilde devam ediyor. Adrien van Beveren 3. etapta kaza yaparak rally dışında kalmıştı. Takım arkadaşı Javier de Soltre'yi de aynı günde kaza yapmıştı ve bugün bileğindeki sakatlığa rağmen sürüş yaptı. Ancak etapın 300. kilometresi geride kalırken çekilmek durumunda kaldı. Böylece Yamaha'nın en iyi sürücüsü etabı 6. bitiren Franco Kaimi oldu. Brabec 7. Price 8. sırada günü tamamladı. Honda'dan Juan Barreda kaza yaptığı etabı liderin 17 dakika gerisine tamamladı. KTM sürücüsü Matthias Wagner ise daha da kötü bir gün geçirdi ve 24 dakika geride kaldı. Genel klasmanda Brabec hala liderliğini elinde bulunduruyor. Ancak 2. Benavides ile arasındaki fark sadece 2 dakika 30 saniye. Corneo'nun 3. sırada yer almasıyla birlikte ilk 3'ü Honda sürücüleri oluşturuyor. KTM sürücüleri Price ve Sunderland ise 4. ve 5. sıradalar. Wagner ise 9. sıraya gerilemiş durumda. Stefan Peter Ansel 2020 Dakar Rally'sinde etap kazanan 4. farklı isim olurken Nasser El Attiyah lider Carlos Sainz arasındaki farkı azalttı. Çarşamba günü gerçekleştirilen Neum El Ula etabı 453 km ile rally'nin şu ana kadarki en uzun etabı oldu. Peter Ansel ise etabı yaklaşık 4 saatte tamamlayarak ilk sırada yer aldı. 13 kez Dakar şampiyonu Peter Ansel neredeyse tüm kontrol noktalarında ilk sırada yer aldığı etapta çok iyi bir performans sergilemeyi başardı. Takım arkadaşı Sainz da iyi bir sürüş gerçekleştiriyordu ancak etabın son 100 kilometresinde 4 dakika kaybetti. Böylece güne Sainz'ın en yakın takipçisi olarak başlayan Toyota sürücüsü El Attiyah, genel klasmanda İspanyol sürücüyle arasını 3 dakikaya indirdi. El Attiyah dünkü etapta Sainz'ı engellediği için 3 dakika zaman cezası almıştı. 4. etaptaki galibiyet, Peter Ansel'i genel klasmanda 3. sıraya taşıdı. Etabın ilk kontrol noktasında lider olan ancak etabı liderin 11 dakika 30 saniye gerisine tamamlayan Yezid El Rashi 4. Orlando Terranova ise 5. sırada yer alıyor. Dakar 2020'nin sürpriz ismi Matthew Serradori, Century Buggy aracıyla iyi hızını korudu ve günü 5. bitirerek genel klasmandaki 6.lığını korudu. Toyota sürücüleri Jinyel de Villiers ve Bernard'den Brinke 7. ve 8. sıralarda rally'e devam ederlerken ilk 10'u Ford'dan Martin Prokop ve Mini'den Yasir Seydan tamamlıyor. Çifte Formula 1 Dünya Şampiyonu Fernando Alonso liderin 26 dakika gerisine kaldı. İspanyol sürücü genel klasmanda 19. sırada yer alıyor.